Trabzon'un en güncel haberlerine ulaşabileceğiniz Trabzon Anlık'tan herkese mutlu günler. Bugün yanımda Trabzon Arsin Belediye Başkanı Sayın Muhammed Sait Gürsoy var. Öncelikle bizleri Trabzon Anlık ekibi olarak ağırladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum ve röportajımızı geri çevirmediği için de ayrı bir teşekkür ediyorum. Başkanım, bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Öncelikle ben de size teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Ben 1970 Arsin'de doğmuş. Eğitim hayatında yine Arsin'de, üniversiteyi Trabzon'da tamamlamış. Siyaset hayatına AK Parti ile başlamış. Sonra da Allah nasip etmiş, 2019 yılında Arsin'e belediye başkanı olduk. O günden bugüne hizmet etmeye gayret ediyoruz. Allah bize bu canda, bu bedende can nasip ettiği müddetçe de bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Şiarımız tevazu, samimiyet ve gayretle dediğimiz, girdiğimiz yolda Allah nasip etti. Makamımızın kapılarını biz söküp atmadık ama hiç kapatmadık. Gönlümüzü de, kapılarımızı da milletimize açtık. Milletimizle beraber burada ortak bir anlayışla yönetime devam ettik bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da bu süreci tamamlarız. Daha sonra kader bizi nereye getirir onu da Allah bilir. Efendim, bugün Dünya 8 Mart Kadınlar Günü. Buradan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Siz bu konuda neler söylersiniz? Bir projeniz vardı. Onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii, kadınlar bizim öncelikle analarımız, eşlerimiz ve dünyanın yarısı. Bugün de ben burada sizin mikrofonlarınız vasıtasıyla bütün kadınlarımızın da Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. Biz sabah öncelikle Arsin'deki esnaf kadınlarımızı ziyaret ettik. Onlara karanfille beraber Kadınlar Günü'nü tebrik ettik, kutladık. Sonra halk eğitimde eğitim gören kursiyer kadınlarımıza, hocalarımıza, daha sonra kaymakamlıktaki kadın memurlarımıza, oradan da hastanemize ve özel eğitim rehabilitasyon merkezinde engelli kadınlarımızı da gittik, ziyaret ettik. Bu arada kılıbık olan benim gibi beylere de eşlerine iletmek üzere karanfilde gönderdik. Şimdi ben ilçemizde iki tane meclis üyesi olan, Trabzon Büyükşehir'le hemen hemen yarışan bir meclise de sahibim bu arada. Bu da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Biz kadınlara yola çıkarken önem verdik. Çünkü onlarla beraber bir yol aldık. Verdiğimiz bir takım sözler vardı. Bu süreç içerisinde bizim yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi de yöresel ürünlere satabilecekleri köy kadın pazarı yaptık. Sadece kadınlarımızın üretimleri, emeklerinin satılabilecekleri Holefterli gene köy pazarını kurduk, hayata geçirdik. İnşallah haftaya pazar günü de Kadınlar Günü denediğinde sadece kadınlara yönelik, o pazara yönelik dart yarışması inşallah yapıyoruz. Buna da orada köy pazarında inşallah bütün kadınlarımıza, buradan Arsinli kadınlarımıza, dışarıdan olanlara da davet ediyoruz. Hediyelerimiz de olacak inşallah. Bir de Arsin'le ilgili kadın kooperatifi organize sanayimizle birlikte işbirliğinde bir kooperatif hayata geçirdik. Onlar da bugün Ortahisar'da şu anda ürünlerini sunuyorlar. Her tür desteğe de olmaya çalışıyoruz. Kadınlar dediğimiz gibi bizim yaşamımızın her an alanındalar. Biz sadece bugünlerde değil, her gün onlarla birlikte bir ve beraber olmaya devam ediyoruz. Başkanım, çok teşekkür ediyorum röportajınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun.